Sen nasıl? Konuşma. Nasıl? Yanlış çıkacak. Konuşma. Mecbur olmasam yapmazdım. Tam hamile olduğumu anladım. Egemen'in olayları patladı. Sonra da ortadan kayboldu zaten. Babam öğrense beni öldürürdü. Başka çarem yoktu, anlıyor musun beni? 17-12. Sarımsak sorayım. Bizim yüzümüze nasıl baktın? Onca zamana. Bizi geç. İrfan'ın yüzüne nasıl baktın? İnsan mecbur kalınca her şeyi yapıyor, anladın mı? Yıllarca İrfan'a aşığım diye. Yıllarca beynimi yedin. Nasıl Egemen'le düşüp kalktın? Hangi arada? La delirdin mi? Sus ya, sus. Deniz içeride uyuyor, farkında mısın? Duyacak her şeyi. İrfan gibi adama nasıl yaparsın bunu? Öğrenince ne olacak? Abla. Adamın dünyası başına yıkılır be. Biter. Ya yeter abla, yeter. İrfan asla öğrenmeyecek, anladın mı beni? Asla öğrenmeyecek. Öyle bir yalana susmamı mı bekliyorsun? Ya sen kafayı mı yedin ha? Sen kafayı mı yedin? Herkesin hayatını mı karartacaksın ha? Annem duysa yüreğine iner. Bizim ailemizde böyle şeyler olmaz. Ya söylediğime pişman ediyorsun beni, anladın mı? Yediğin halttan pişman değilsin. Bana söylediğine mi pişmansın? Ne olacak şimdi? Duyduğunu unutacaksın. Bu kadar basit. Anladın mı? Unutacağım. Evet. Yok. Yeter. Ben bu kadarını kaldıramam. Ya ne demek şimdi bu ha? Ne demek şimdi bu? Ben bunu kaldıramam abla ha? Bak sakın diyorum ben, sakın. Bırak. Ama bak abla, sakın. Sakın ha. Hem sen sütten çıkmış ak kaşık mısın ha? Hiç kimseye yalan söylemiyor musun? Ne diyorsun be? Sakın, sakın diyorum, anladın mı? Yoksa senin de yediğin haltları kocan öğrenir. Anladın mı beni? Yalçın, kaybol. Bir şey söylersin. Nasıl bu kadar çirkinleşebiliyorsun? Yalan mı ha? Yalan mı? 4 aylıkta aldırdın da çocuğunu. Ben en azından yaşatmak için yalan söyledim. Senin gibi öldürmek için değil. Anladın mı? Ben günahımın bedelini her gün ödüyorum. Her çocuk sesi duyduğumda aklıma geliyor. Senin yalanının bedeli de günahsız çocuktan çıkıyor işte. Sakın. Sakın benim çocuğumun hastalığını bu işe karıştırma, anladın mı? Sakın. Sen de vicdan azabı yapıp kabuma gelme o zaman. Allah'ım. Allah'ım gör bunları. Senin gibiler ana oluyor. Benim çocuğum olmuyor. Deniz senin günahını çekiyor. Nereye gidiyorsun? Deniz! Kalk oğlum. Ya sen ne yapıyorsun? Kalk anneciğim, kalk. Çocuk. Senin kapına gelen de kabahat zaten. Bir daha çekil şurada. Nereye gidiyorsun gece vakti? Hasta çocukla. Hayırdır? Mesele nedir? Hakkınızda ihbar var. Hadi oğlum, hadi hadi hadi. Oğlum polis geldi hadi. Şimdi kaçtık kaçtık. Ver el. Yürü. Osman Tekir öldürülmüş. Sizin güvenlik görevlisiymiş. Allah rahmet etsin de benimle ne alakası var? Emir böyle. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Gidelim bakalım. We'll be right back.
Zeynep, iyi akşamlar. Ben bir cinayet ihbar edecektim. Ölüyorduk. Ölüyorduk lan. İnsan üzerine beton dökülür mü ya? Bir cenaze töreni olur, bir pamuk tıkanır ya. Mezar taşı yerine üstümüze AVM dikeceklerdi. Hayvan seni. Ulan pamuğa betona mı takıldın hayvan? Geberip gidiyorduk. Şimdi zaten silikon yapıyorlar. Bir de beton döküyor. Bir de ateş ediyorlar. İnsan mısınız lan siz? Bir araba geliyor. Şş, para kaldı mı lan üstünde? Yok. He? Saçların bozulmuş mu? İnsanlık ölmüş oğlum. Elimi ağzıma sokamıyorum. Kim? Oğlum burası Çekmeköy lan. Nasıl döneceğiz? Anne. Efendim oğlum. Ne oldu? Başım ağrıyor ha? İyi misin? Uykum var. Biliyorum. Biliyorum. Ben de biliyorum. Gel şuraya oturalım. Neredesin İrfan ya? Neredesin? Biraz daha sık dişini, tamam mı? Birazdan baban gelecek, alacak bizi burada. Tamam? Abi 48 kere aramış. İnşallah bir şey olmamıştır. Ha, Eda? İrfan neredesin? Abi şarjı bitti galiba. Hadi çık, kızlar fazla merak etmesin. Dikkat et. Sen de dikkat et. Hadi. Bana yaptın. Ya sen İrfan'a nasıl yaparsın ya bunu? Nasıl çektin onu bu pisliğin içine? Allah senin belanı versin Egemen. Daha ne verecek? Ölüyordunuz gerizekalı. Az daha ölüyordunuz. Ben polisi aramasaydım Süleyman ikinizi de öldürüyordu. Aptal. Ne? Bu iş sen bana. Ya sen İrfan'ı ya, İrfan'ı nasıl çektin bu pisliğin içine? Ne yaptın, ne dedin, nasıl kandırdın? İrfan'ın oğlu hasta. Ameliyat olmasa ölecek. Çaresizlik, ne yapalım? Ne diyorsun sen ya?
Tanıyorum. Bizim güvenlikte çalışıyor. Doğrudur. Cinayet ihbarı aldık. Adamı siz öldürmüşsünüz. Öyle mi? Allah Allah. Bir telefonla beni mi suçluyorsunuz? Ne demek istiyorsun memur bey? Ailesi adama ulaşamıyor. Dün karısına 50.000 lira bırakmış. Sonuçta güvenlik görevlisi. O kadar parayı nereden bulacak? Sizden falan çalmışsa anca Süleyman Bey. Yok, kimse benden bir şey çalmadı. Ayrıca 50.000 lira için mi öldüreceğim adamı? Kardeşim bir bak. Karşında kim oturuyor ona göre konuş. Ceset olmadan bir ad edemeyiz. Neyse bu bahaneyle daha yakından görmüş olduk arkadaş. Bundan sonra daha sık görüşürüz artık. Süleyman'ı nasıl aldırdın? Cinayet. Size yardım eden güvenlik görevlisini görmüş Süleyman. Hakan onu otoparkta öldürdü. Süleyman'ı niye aldılar? Ben o yaptı dedim. Ya öğrenirse senin aradığını? Ne yapayım Egemen? Aramasaydım ölse miydiniz? Daha mı iyi? İhbar ettim, kapattım telefonu. Yetişmezsen. Yetişmezsen betona gömeceklerdi bizi. Sağ ol. Ha. Birazdan salarlar. Sen son bir kez konuşsan Süleyman'la. Ne konuşayım Egemen? Ne diyorsun sen ya? Ne konuşacağım adamla? Sen beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Tamam İlay. Ne desen haklısın. Oldu bitti. Ama sen yardım etmezsen öldürecekler bizi. İrfan'ı düşün. Son bir kıyak yap. Konuş Süleyman'la. Ne diyorsun sen ya? Ne kıyağı ya? Ne kıyağı Egemen? Ya defol git buradan Allah aşkına defol git. Al pılını pırtını buradan. Defol git. Şu hayatta bir kere de doğru bir şey yap. İrfan'dan uzak dur artık. Almışlar cinayette. Ne cinayeti? Güvenlikçi öldürmüş. Ama Süleyman değil, oğlu var Hakan, o yapmış. En azından bu gece rahatız. Kendi derdine düşer. Ama asıl yarın ne halt edeceğiz? Sen nerede kalacaksın peki? Ben bulurum bir kapı, sen merak etme. Siz dikkat edin. Hadi eyvallah. Çocuklardan öğrendim. Hakan Bey öldürmüş. Eda çıktı gitti. Deniz'i de aldı. Gitme dedim, durduramadım. Nasıl yani? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne diye çıktı böyle gece gece? Ben, bana dedi ki... Oğlum uyan, uyan oğlum.
Kalk, kalk anneciğim, kalk. Baban geldi, gel. Gel hadi. Neredesin İrfan? Bin kere aradım. Aslı, sen ne yapıyorsun sokakta bu saatte çocuklar? Getirdin mi parayı? Gidiyor muyuz? Gel oğlum, gel. Gel yavrum. Egemen aldı değil mi? Biliyordum, biliyordum. Allah kahretsin. Biliyordum, biliyordum. Hayır, ya. Hayır, düşündüğün gibi değil. Egemen getirdi parayı. Geç oğlum. Kaptırdık. Nasıl kaptırdınız ya? Anlatacağım yolda. Oğlum kemerini tak. İrfan nasıl geç lütfen parayı? Anlatacağım hadi. Ya Allah'ım delireceğim ben, ne alt edeceğiz İrfan, Deniz ne olacak? Anlatacağım, ne olursun bin arabaya hadi. Abla. Niye geldin? Tövbe. İçeri buyur etmeyecek misin beni? Ne haber? Aç aç. Çekil lan. Aa, ne oluyor? Öbür nerede öbür? Ulan. Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Ne oldu? Karışma sen. Ne yapıyorsun? Kibriyetsiz. Senin suratına tükürüyüm değil mi? Ha? Ne yaptın lan? Aa, Süleyman, Süleyman delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Bana bak. Kudret çık dışarı. Ya delirdim. Kudret çık gelin. Kudret çık dedim sana, çık. Çık yukarı. Tamam, tamam. Gidiyorum Allah'ın cezası. Ulan hem bir halt ediyorsun hem de eline yüzüne bulaştırıyorsun. Adam bizi satmış. Onun cezarı sebep olmuş. Ulan sana mı kaldı cezasını vermek ha? Nerede lan adam? Ne yaptın? Bilmiyorum. Adamlara ben şey dedim. Sen iyi yapmışsın dersin dedim. Tamam lan tamam. Kes. Yine başladın Gakkuk'a. Allah'ım ya Rabbim. İyi gördüm seni. Yeğenlerim ne yapıyor? Alperen iş güç işleri ne yaptı? Gecenin köründe muhabbete mi geldin? Yıl oldu, yıl. Kapıma kadar geldiğine göre kesin benden bir şey isteyeceğim. Para mara yok bende, bak baştan söyleyeyim. Ne parası abla ya? Evde bir sorun çıktı, yani ben bu gece hani kalırım diye belki. Nasıl biliyorsun malımı? Kalamazsın. Enişten birazdan gelir. Dikkat et, tansiyonu çıkmasın. Enişten haklı. Bu kapıya senden anca bela gelir. Abla tamam ya tamam, ne desen haklısın. Kapına gelecek yüzüm kalmadı ama... Yani biliyorsun insan canı yandığı zaman ayağını çarpar falan. Anne diye bağırır, ben abla diye bağırırım biliyorsun. O yüzden her canım yanında sana geliyorum. Seni ne çok severdim Egemen. Babam seni dövmesin diye... Araya girerdim. Dayağı ben yerdim. Ya abla unutur muyum ya? Bitti. Bitti. Ben de bütün kredim tükendi. Bak bu evde kalamazsın. Artık ben de sana verecek ne sevgi, ne para, ne de sabır kalmadı. Buraya kadar. Kaldırma, yiyeceğim. Çorba koy.
Hadi kızım. Sen git yatağına. Çorba al. Al. Sıkkımın pekini iç. Ne istiyorsun sen Hakan'dan? Ha? Ya bu çocuk yıllardır senin gözüne gireceğim, yaranacağım diye etrafında dolanıp duruyor. Sen hiç mi utanmadın? Koskoca adama tokat attın ya. Bilmediğin işlere burnunu sokma Kudret. Adam olsun da adam gibi muamele görsün. Tamam, söyle bana. Söyle bakayım, ben de bileyim ne yapmış. Ya yine kekelemeye başladı. Bu mu senin babalığın? Gel. Ne yapıyorsun Kudret? Gel, gel, gel. Gel Allah'ın cezası. Bak. Bu kızlar yıllardır gurbette. Millet çocuklarıyla aynı apartmanda oturuyor. Ben 3 tane kız doğurdum. Hiç kaldı elimde. Ya sırf buradan kaçabilmek için erkenden evlendi bu kızlar. Senin elinde şimdi 1 tane oğlun kaldı. 1 oğlun kaldı. Sen o da mı kaçsın istiyorsun? Yeter artık Süleyman. Babalığını bil. Sahip çık çocuğuna. Yarın bu çocuk seninle şirkete gelecek. İşin bir ucundan tutacak. Kes sesini Kudret. Karışma benim işlerime. Yıllardır ne karılarla yediğin haltları yüzüne vurdum ne de sesimi çıkardım. Koca olamadın. Bari baba ol be. Yedi yıl oldu. Bu ilişki nereye gidiyor diye sormaz mıyım? Çok güzel bir yere doğru gidiyor sevgilim. Kırlara, çiçeklere. Bize kadar gelirler mi diyorsun? Yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbim. Can derdinde olduğumuz yetmezmiş gibi bir de bu eksikti. İrfan biz ne yapacağız? Böyle fareler gibi karanlıkta mı yaşayacağız? Ya Deniz hasta olursa ya hastaneye gitmemiz gerekirse? Neredesin? Konum at geliyorum. Hayırdır abi ne yapacağız? Fillere kafa tutacağız. Evden çıkmayın. Birkaç saat sonra dönerim. Evi
git gör. Yarına biter dedi iş mimar. Seçtiğin her şeyi koyacak. Fazla da uzatma, haftaya taşı. Ne acelesi var Süleyman? Önce bir nehir çıksın hastaneden. Sonra bakarız. Ya neyine bakacaksın? Niyetin ne senin? Yakınında olmak istemiyor musun? Ben şimdi öyle bir şey mi söyledim? Yani son günlerde o kadar çok şey oldu ki ben artık toparlayamıyorum kendimi Süleyman. Yani Egemen'e de bir yandan kafam takılıyor. Sonuçta ben tanıştırdım sizi. Kaç yıllık arkadaşım, sanki her şey benim yüzümden olmuş gibi geliyor. Boş ver. Takılma sen bunlara. Ben onlarla hesabı nasıl kapatacağımı iyi biliyorum. Ne demek o? Ne demek o Süleyman, bir söyler misin? Ben seni saygıdeğer, merhametli bir iş adamı olarak tanıdım. Lütfen artık daha fazla şaşırtma beni, lütfen. İlayım, bunlar senin anlayacağın meseleler değil. Mevzu sadece para olsaydı göz yumardım. İtibar paradan daha kıymetli bir şeydir. Bir kere bir hataya göz yumarsan herkes cesaret bulur. Bütün kudretini kaybedersin. Ben onlara ne yapacağımı iyi biliyorum. Hoşça kal canım. Görüşürüz. Hakan'a kızdığım kadar kendime de kızıyorum. Ben adam edememişim. Bugün ofise gelecek. Bir işin ucundan tut. Haytalık etmesin. Ha. Ne oldu ihbar işi? Konuştu mu herif? Yok. Ben yapmadım diye yemin billahi diyor. Bu mesele kapanmalı. Akşama kalmasın. Temizce halledin. O bir an evvel bulun bana. Tamamdır Süleyman Bey. Sen manyak mısın? Nereye giriyorsun binaya? Delirdin mi? Delirmekse delirmek. Parayı bulmadan önce canımızı kurtarmam lazım. Tamam da ne yapacaksın? Cinayet görüntülerini bulacağım. Ne? Cinayetin görüntülerini bulacağım. Ya tamam, sen adamı içeri al. Ben senin meseleni çözeceğim. Tamam kardeşim. Eyvallah, sağ olasın. Geliyor. Bekliyor. Güvenlik eksi ikinci katta. Allah yardımcın olsun. Çekmeyelim ne olur. Bakın aşağı inelim, daha soruyor. Abi, boyayı yapacağız. Ben taşıyacağım. Ben de yapıyorum, o yüzden yaparım. İyi oğlum, ben de alo. Arayacağım ben seni sonra. Egemen kapatma. Süleyman peşinizde, canını kurtarmak istiyor musun? Thank you.
Günaydın. Kahvaltı yaptın mı? Poğaça aldım sana. Gerçi biraz ucundan yedim ama. Ay çok sağ ol. Vallahi vakit bulamamıştım. Bir şey söyleyeceğim. Süleyman Bey'in işlerini bana devrettiğinde bayağı rahatlayacaksın bence. İnşallah. Ya ne olmuş? Sabah bir sürü avukat falan gelmiş. Bir tantana. Evlerin satışıyla mı ilgili? Hiç bilmiyorum ki. Ya bu ara o kadar yoğunum ki. Yani gerçekten hiçbir şey takip edemedim. Lansman yapılmadan daha evler mi satılmaya başlanmış? Ne olmuş? Öyle bir şeyler. E bana ne zaman devredeceksin? Şöyle yapalım. Hemen. İşte devrettim. Sen bütün o evrakların hepsinin bir üstünden geç önce. Ajandaya randevularını tutarsın. Süleyman Bey'in işte telefonlara bakarsın. İlay Hanım'a çiçek göndermek gerekirse diye böyle özel günleri not et. O çok önemli, sakın atlama. Eşi herhalde İlay Hanım. Ay yok canım, ne işi? Eşine niye çiçek göndersin? Şey işte, anlarsın. Peki Süleyman Bey kimlerle çalışıyor devamlı? Yani İrfan Bey kim mesela? İrfan, hatırlayamadım. Kimdi ki o? Hani benim geldiğim gün vardı ya. Annen hemen önce içeri girmişti. Böyle enteresan bir tip, hoş bir adam falan. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Günaydın. Kahvesini ister şimdi, az şekerli. Dur dur, çaycı getirir. Hallederim ben. Tamam, kapat. Süleyman Bey, Kudret Hanım gelmiş. Hakan Bey'le rezidansa bakıyorlarmış. Adam beni delirtecek! Çekil, ne alt edecekmiş rezidansa bakın. Neyin peşinde lan bu kadın? Ne oluyor ya? Bilmiyorum ki. Bunu Süleyman Bey'e imzalat. Acil. Rezidans şurası mı? Evet, boş ver ya. Finans müdürü her şeye böyle aciller. Sen gelince imzalatırsın. Burası tam Hakan Bey'e göre. Çok modern. 1+1 ama müthiş ferah. Ben beğenmedim. Burası bize olmaz. Çok küçük. Bana yeter de artar. Ya olmaz dediysem olmaz oğlum. O kadar daire var. Buraya mı sığışacaksın? Sen bize böyle daha büyük bir yer göster. Da böyle en güzeli olsun. Tabii efendim. Buyurun. Gel oğlum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Aşağıda bir şey yok. İşimiz burada. Hadi. Bu dairenin işleri akşama kadar bitecek. Ona göre sallanmayın. Sen de aplikleri tak, daha sonra da avizeyi takarsın. Ferah, ferah. Oh be.
Kaç oda var? 5 tane. Aman çok güzel. Odalar da geniş geniş. Çok iyi. Ya o duvar kağıtlarıyla lambalar ne kadar kasvetli. Kim seçiyor Allah aşkına bunları? Anne bırak güzel işte. Hiç takma onları. Boş ver değişecek zaten. Buralara da böyle aksesuar maksesuar biz yerleştiririz. Bu ne? Kudret! Ne işiniz var burada? Hakan'a bakmaya geldik. Bu ev satıldı. Başka bir yere bakın. Hem nereden çıktı Hakan'a ev bakmak? Otursun oturduğu yerde. Kimin bu ev? Kudret, uzatma işim gücüm var. Sultanım, aşkım, güle güle otur Süleyman. Sen metresine ev mi verdin? Süleyman sizi yakalasa bir kaşık suda boğacak. Sen dibine kadar giriyorsun. Aklın yok mu senin Egemen? Yok gerçekten. Yok onu anladık. Zaten aklın olsa İrfan'ı Süleyman'a değil bana getirirdi. Ne? Yapar mıydın gerçekten? Ben sen İrfan'a öfke etsin zannediyorum. Senden ayrılır ayrılmaz evlendi çocuk yaptı diye. O ayrı bu ayrı. Sen demedin mi adamın çocuğu hasta? Çaresiz demedin mi? Egemen sen neyin peşindesin? Sen onu bana bir söylesene. İrfan'ın başını yok yere belaya sokuyorsun. Ben onun başını belaya falan sokmadım. Para istedi aracı oldum. Sonra o para yetmedi birlikte bu işe girdik. Ben söylüyorum o zaman Egemen. Başınız belada oldu mu? Adam yakalarsa ikinizi de öldürecek. İrfan nerede bana söyler misin konuşacağım? Ya eğer Süleyman öğrenirse eski nişanlı falan anlamaz seni de vurur. İrfan nerede Egemen? Aha tam şurada. Süleyman'ın ininde. Karılarla düşüp kalkıyorsun da ev vermek neyin nesi Süleyman? Kudret çık şuradan burası yeri değil sonra konuşuruz. Hayır efendim şimdi konuşacağız. Ya karı bu ha? Böyle milyonluk bir yere konuyor. Sana hesap mı vereceğim? Evler benim istediğime veririm. Hah! Evler kimin? Bana hesap vereceksin. Evet bana hesap vereceksin. Ya babam olmasaydı sen hala o mezbirlilikteydin be. Allah'ın cezası. Al! Kudret, haddini bil. Ben haddimi biliyorum Süleyman. Asıl sen haddini bileceksin. Para dağıt bunların ama itibar vermek ne demek? Bana bak. Çıkın dışarı hepiniz. Defolun. Hadi. Çıkın. İrfan Bey. İrfan Bey. Benim işlerime karışamazsın. Ne demek karışamam? Bal gibi de karışıyorum. Ben ne dersem olur. Sakın sesini çıkarma sakın. Oğlunu değil, el alemin karalarını yerleştiriyor eve. Kıpırdama ne olur, kıpırdama lütfen. Kıpırdama. Evler benim istediğime verir. Oraya Hakan yerleşecek. Ne demek Hakan yerleşecek ya? Otursun oturduğu yerde. Tabii oğlun otursun oturduğu yerde. Sen buraya taşla. Lan var ya. Geç geç. Babalığına da. Hayatımı kurtardın. Kimden kaçıyorsun sen Süleyman Bey'den mi? Ben kötü biri değilim gerçekten. Başım derde girdiği içinden çıkmaya çalışıyorum. Kötü biri değilsen neden kaçıyorsun o zaman? Ben sessiz durdur musun? Bak, bana inanmam için tek bir sebep söyle. Söyleyemem, gerçekten söyleyemem. Ama ölüm kalım meselesi. Bana inan öyle. Seni hiçbir şeye zorlayamam, bak. İçinden nasıl geliyor söyle davran.
Hakan Bey, benim işlerim var. Sonra görüşürüz. Ayşe. Sen ne arıyorsun burada? Süleyman Bey'i arıyorum. Asistanıyım.